Esenlikler dostlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Bugün rejim konusunu işlemeye çalışacağım. Açıkçası bu konuyu işlemek için bir süredir araştırma yapıyordum. Malumunuz hadis kaynakları. Evet, onu anlatacağım İsa Bey. Teşekkür ederim CQS2S. Ben de sizi çok seviyorum. Ali Bey, Cengiz Han Bey, iyi ki varsınız. Şimdi evet, Kutsal Deşifre, Efkan Bey, Kuzey Türk, sayamadığım arkadaşlar olursa beni affetsinler. Şimdi bu rejim konusu açıkçası çok farklı bir konu. Tevrat'tan alınma dediğiniz gibi İsa Bey. Şimdi ben o konuyu işlerken bir şeyi fark edeceksiniz. Müslümanların ya da İslamcıların elindeki en büyük koz olan işte Kur'an yazılma aşamasına peygamber döneminde geçilmedi. Hafızlar tarafından aktarıldı tezini müthiş bir şekilde çürüten iki tane hadis göstereceğim size. Çünkü rejim ayeti ya da rejim hükmü Kur'an'da hafızlar tarafından ezberletilirken gene hadislerde, evet sahih hadislerde bu rejim ayetinin hafızlar tarafından unutulduğu ve Ömer tarafından bunun yani fikir olarak Zeyd'e addedilen Kur'an'ı toplama vazifesinden dolayı bir eleştiri olarak hadiste ne yapıyor? Bu rejim ayetin unutmasına rağmen bir şekilde yazılmasını istiyor. Ayrıca rejimle ilgili inanılmaz bir yani uygulamalarında inanılmaz farklı faktörler işin içerisinde olduğunu hadislerde görüyoruz. Bakın tamamen kaynak üzerinden gideceğim. Hadis ve ayet göstereceğim. Öncelikle uyarayım. Artı 18 bir yayın. Lütfen 18 yaşındaki altındaki çocuklar kesinlikle izlemesin. İğrençlik lerde barındırıyor maalesef. Hadislerden dolayı iğrençlik barındırıyor. Ben bu yayına hazırlanırken maalesef birkaç tane rejim videosu izlemek zorunda kaldım. Nasıl uygulanıyor diye LiveLeak'ten. Tabii ki yayınlamayacağım. Yalnız sadece size şunu söyleyeyim. Zina suçu olarak zina suçunun kefareti olarak had cezası olarak uygulanan bu rejim olayında zina suçu işlenebilmesi yani olabilmesi için iki kişinin arasında bir evlilik demeyeyim nikah akdi ve karşılığında nikah ödemesi olan mihrin geçmesi gerekiyor. Yani başlık parası gibi düşünebiliriz. Hani bu topraklarda da öyle düşünün. Başlık parası olmadan, ailelerin rızası olmadan iki kişinin cinsel birliktelik yapması aslında bir zinadır. Ve onun karşılığı olarak erkek yani eğer bu iki kişi eğer evli değilse 100 sopa cezası, evli ise 100 sopa yani bazı hadislerde direkt rejim, bazı hadislerde 100 sopa artı rejim şeklinde onu göstereceğim zaten. Ve o videolarda şunu söyleyeyim size tamamen bir insanlık vahşeti maalesef yaşanıyor. Asr-ı Saadet olarak addedilen o dönemde şeriat hükümlerinin işte mükemmel bir hukuk sistemi olduğunu addedilen o dönemi anlatan insanlara bakınca üzülüyorum açıkçası. Roma hukuku çok çok daha eski olmasına rağmen tek eşliliği daha doğrusu Roma vatandaşı olarak tek eşliliği öngörmüş. Tamam onların hukuki sistemlerinde de Roma hukuki sistemlerinde de çeşitli ceza ağır ceza hükümleri var. Kabul ediyorum. Ama düşünün bir çukura bir insanı hareket edemeyeceği şekilde
yerleştiriyorlar. Belinin üst tarafı dışarıda, alt tarafı toprakta ve sürekli avuç içini dolduracak şekilde dört taraftan taş geliyor. Tek seçeneği var, kendini eğmek. Eğdiğinde omurilik soğanı ve omurgası zarar görüyor. Evet, bağırışlar, çağrışlar ve bu videoları izlerken bu insanların daha sonra hastane görüntülerini yayınladılar. İnanılmaz yani. Bu bir vahşet, başka bir şey değil. Bu girişi yaptıktan sonra başlayalım hadislerden. Uzun bir yayın olacak maalesef. Umarım sıkıcı olmaz. İyi seyirler dilerim. Tekrar söyleyeyim. Artı 18 bir yayın. Soft'tan hard'a doğru hadisleri sıraladım. Ayetlerle açıklamaya çalışacağım. Evet, iyi seyirler dilerim tekrardan. İbn Abbas anlatıyor. Peygamber buyurdular ki: "Zina suçu sebebiyle herhangi birini şahitsiz olarak recm etseydim, falan kadını recm ederdim. Çünkü onun konuşmasından, vaziyetinden ve yanına girip çıkanlardan dolayı ciddi bir şüphe hasıl olmuş." Kütüb-ü Sitte'den, İbn-i Mace Sünne'den gördüğünüz gibi peygamber söylüyor, İbn-i Abbas aktarıyor. Şimdi peygamber birincisi mahallenin muhtarı gibi el alemin karısının ne yaptığını, ne ettiğini takip ediyor, değil mi? Zan altında bırakıyor bir de. Evet, şimdi bu zandan dolayı, bakın, emin de değil, tespit edebilse rejim ettirecek yani. Herhangi birini şahitsiz olarak rejim etseydim diye burada da vurguluyor. Ve o kadını, demek ki o kadını da kesmiş. Güzellikleri hoşuna gitse bile, ayetini hatırlayın. Maalesef. Şimdi gelelim hemen diğer kaynaktan, hemen size göstereceğim. Evet. Bakın. Şimdi gıybet veya zan. Bakın, Bakara 191. Fitne katillikten kötüdür diyor. Açıklamasında bahsediyor. Fitnenin kişiye karşı olan zan düşüncesinin, gıybetin, ki bu gıybet oluyor, bakın, peygamber de o kişinin, falan kişinin evine falan kişilerin girdiğini, ondan dolayı ciddi bir şüphesi olduğunu ama tespit edemediğini, değil mi? Bu büyük bir gıybet. Gıybetin dibini kim yapmış? Peygamber yapmış. Değil mi? Bakın, burada da şöyle büyüteyim. Allahu Teala onun tövbesini kabul eder. Gıybet edeni affetmedikçe affolmaz diyor. Bu da zina eden ve gıybet edenle alakalı ilgili hadisi burada sıralamış. Hemen size Bakara 191'i de göstereyim. Hemen zıplamasın kimse Müslümanlardan. Evet, Bakara 191 de karşınızda. Böyle biraz interaktif bir yayın yapmaya çalışacağım. Bakın, Diyanet mealinde fitne olan kısmı geçmiyor ama maalesef fitne katilden eşeddedir, daha serttir. Fitne ise katildeden şedittir, daha serttir. Fitne katilden beterdir. Gördüğünüz gibi peygamber de baya baya gıybet yapıp, fitne yapıp el alemin karısını, kızını kesip mahallede ne yapıyor, ne ediyor? Daha sonra da onlar hakkında hüküm vermeye çalışıyor. Birinci hadis ismisi bu şekilde Kütüb-i Sitte'den işlemiş olalım. Geçelim ikinci hadise. İbnu Ömer anlatıyor. Ömer İbnu Hattab halife olunca halka hitap etti ve dedi ki: "Peygamber muta nikahını 3 kez helal kılmıştı. Sonra onu haram kıldı." Diyor ki: "Vallahi muta nikahı yapan evli bir kimseyi duyarsam onu taşla recm ederim." Böyle birisi recm olmaktan kendini kurtarabilmek için bana Resulullah'ın onu haram kıldıktan sonra tekrar helal kıldığına dair 4 şahit getirmelidir. İbn-i Mace Sünnen Kütüb-i Sitte'den hadis. Şimdi buradaki komediyi anlatayım, yorumlayayım öncelikle.
Peygamber 3 defa muta nikahını helal ettiğini söylüyor. Bir tanesini daha önce yaptığım bir videoda. Bu arada ağzımdan böyle yutkunmaya çalışıyorum. İlgili sesler çıkarsa özür dilerim. Yani bir şey içmiyorum, onu söyleyeyim. Kahve burada ama o sesi size aktarmak istemiyorum. Kaliteli bir yayın olsun istiyorum. Evet. Şimdi muta nikahını 3 kez helal kılıyor, sonra haram kılıyor. Bu 3 kez helalden bir tanesi bir çete savaşı olan Gazve'ye çıkarken yanında kadın götürmüyorlar. Husyelerimizi aldıralım mı, yumurtalıklarımızı aldıralım mı diye sorunca peygamber hayır deyince muta nikahını orada helal kılıyor ve adam elbisesini çıkartıp veriyor ve bir kadına, yani yakaladığı kadına bir elbisesi mukabili değiş tokuş yapıyorlar. O konuyu işlemiştim. O izinlerden bir tanesi. Şimdi işin komik yanı, evli olan kimseyi duyarsam taşla rejim ederim diyor. Yani duyarsam. Tespit etmeye gerek yok. Duyması yeterli. Ama eğer muta nikahının helal olduğunu görmesi için 4 şahit talep ediyor. Normalde biliyorsunuz rejim hükmünün oluşması için sözde bu had cezasına muhatap olan kişiler 4 kişi tarafından, yalnız 4 derken bir erkek, erkekten sonra gelen kişi eğer kadınsa 2 kadın, yani 2 kadın bir erkeğe denk gelecek şekilde olması gerekiyor. Bu hadisi bu şekilde işlemiş olalım. Hadis çok, zamanımız kısıtlı. Vaktinizi almak istemiyorum. Evet, bu hadisi işleyelim. Peygamber'e bir vahiy geldiği zaman, vahiy sebebiyle onu bir gam ve keder alır. Yüzünün rengi uçardı. Bir gün Cenab-ı Hak yine vahiy indirmişti ki aynı hal onu sardı. Keder hali açılınca zina haddiyle ilgili hükmü benden alın. Allah onlar hakkında yol kıldı. Parantez içerisinde, yani çok açık şekilde had beyan etti. Bekarla zina yapmışsa 100 sopa ve 1 yıl sürgündür. Dul dulla zina yapmışsa, zina yaparsa önce 100 sopa, sonra rejimdir. Kütüb-i Sitte'den Müslim. Evet, şöyle daha net olacak sanırım. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi kaynakları karşınızda maalesef. Ve bu hadislere göre, birazdan göstereceğim, ayet açıklamalı hadisler de var. Şeriat hükümlerine göre bunlar uygulanıyor. Yani şaka değil. Buradaki okuduğum şeylerin hiçbiri şaka değil. Ve bu okuduğum hadislere göre de insanların hayatları, yaşamları belki felç kalacak, belki ölecek, tespit ediliyor. Şimdi aslında hadis açık. Vahiyin nasıl geldiği ile alakalı komik bir taraf var. İşte yüzünün rengi uçardı diyor. Bir gam sarardı. Posta şeklinde gelince millet toplanın, yeni bir tane posta geldi diyor. Ve bekara, yüz sopa, duldula derken de tabii burada iki tarafında boşanmış olmasını söylüyor. Evli veya bekar kadın da olabilir. O onlarla ilgili senaryolarda, diğer hadislerde işleniyor. Devam edelim. Bakın şimdi. Bu hadis. Hazreti Ali kadını rejim ettiği zaman onu Perşembe günü dövdü. Kim? Hazreti Ali. Perşembe günü neyle dövüyor? Ayet açık. Birazdan oraya geleceğiz. 100 sopa cezası, değil mi? Cuma günü de rejim etti ve şunu söyledi. Ona Kitabullah'ın hükmüyle celde Resulullah'ın diyor sünnetiyle rejim tatbik ettim. Buhari Hudut 21 Kütüb-i Sitte'den. Şimdi burada şu kelimenin geçmesinin anlamı çok büyük. Neden? Şimdi Resulullah'ın sünnetiyle rejim tatbik ettim demesinin sebebi, neyse onu ileride işleyelim. Şurayı unutmayalım.
Ali kadını perşembe günü sopayla dövüyor, cuma günü rejim ediyor. Kitabullah'ın hükmüyle, Kitabullah'ı bilerek geçiriyor burada. Çünkü Kitabullah derken Tevrat da işin içerisinde. Celde yani rejim, Kitabullah'ın hükmüyle celde yani sopa cezası, deri dövme gibi düşünün. Rejmi de peygamberin sünnetiyle olduğunu söylüyor. Devam edelim. Muaz İbnu Cebel, Ebu Ubeyde, İbnül Cerrah. Böyle gidiyor. İlgili zavatlar diyor ki, ecmain rivayet ettiğine göre toplu rivayet var. Resulullah şöyle buyurmuştur. Kadın taammünden bir kişiyi öldürdüğü vakit, bakın kadın taammüden bir kimseyi öldürdüğü vakit, hamile olduğu takdirde hemen öldürülmez. Çocuğunu doğurup bir bakıcıya vermesi beklenir. Keza zina yapacak karnındakini doğurup bir kadına verinceye kadar recm edilmez. Hükmü var. İbn-i Mace'nin sünnenden, kütüb-ü sitteden hadis. Yani peygamber diyor ki bir kadın tahminen bir kişiyi öldürdüğü vakit hamile olduğu takdirde hemen öldürülmez. Çocuğu doğurması ve bir bakıcıya verilmesi beklenir. Zina yapacak olsa karnındakini doğurup bir kadına verinceye kadar rejim edilmez. Yani o çocuğun yaşam hakkını elinden almamak için, en azından o süt dönemini geçmesi için beklenmesi gerekiyor diyor. Bu hadisi okuduk. Şimdi bu hadisi unutmadan hemen altındaki hadis bağlantılı. İmam Malik diyor ki bana ulaştığına göre Hazreti Osman Hazreti Osman'a evliliğinin 6. ayında doğum yapan bir kadın getirildi. Derhal rejim etmesini emretti. Ancak Hazreti Ali Kur'an-ı Kerim'de insanın anne karnında yani taşınma döneminde ve sütten kesilmesi müddeti 30 aydır Ahkaf'ı buyuruyor. Keza başka bir ayette de anneler tam 2 yıl emzirirler, hükmü emmeyi tam yaptırmak isteyenler içindir. Bakara 233 ayetini söylüyor. Bu durumda hamilelik müddeti 6 aydır diyor. Bu açıklama üzerine Osman kadının geri gönderilmesini emretmişti ancak kadın rejim edilmiş bulundu. Muvatta Hudud 11 Kütüb-i Sitte'den olan hadis. İmam Malik aktarıyor. Ali'nin uyarısı var. Ahkaf 15 ve Bakara 233 söylüyor. Osman niye terk ediyor bu hükmü verdikten sonra? Yani sen oranın eğer valisiysen, hükümranlıysan, kadısıysan neden cezayı uygularken, tenfiz edilirken bulunmuyorsun? O da bir soru işareti olarak burada dursun. Ve o kadın maalesef 6 ay o çocuğu maalesef rejim edilerek hayatını kaybetti. Şu anda da karşımızda. Ve bu Asr-ı Saadet döneminde oluşuyor. Gördüğünüz gibi Asr-ı Saadet döneminde. Peygamberin ve sahabelerin yaşadığı dönemde oluyor bu. Ve halifelerin. Devam edelim. Evet. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelerek ey Allah'ın Resulü, Allah aşkına hakkımda Allah'ın kitabı ile hükmet diye yemin verdi. Bundan daha fakih olan bir diğeri de evet aramızda Kitabullah'a hükmet, bana da izin ver talebinde bulundu. Ve aleyhü selam Efendimiz meramını söyle, seni dinliyorum dedi. Adam oğlum bunun yanında işçiydi, karısıyla zina yaptı. Bana oğlum için rejim gerekir dediler. Ben de hemen oğlum namına 100 koyunla bir cariyeyi fidye verdim. Sonra bir de ilim adamlarına sordum. Bana oğluna 100 değnek ve 1 yıl sürgün cezası gerekir. Bu adamın karısına da rejim cezası icabe eder dediler. Peygamber ruhumu kudret elinde zat tutan zata yemin olsun ikinizin arasını Kitabullah'a uygun şekilde hükme bağlayacağım. Cariye ve koyunlar sana geri verilecek.
oğluna 100 sopa ve 1 yıl sürgün tatbik edilecek. Sonra eslemli kadına seslendi. Ey Üneys, bu zatın hanımına git, eğer zinayı itiraf ederse onu rejim et gel. Üneys kadına vardı, o suçunu itiraf etti ve Resulullah diyor ki emretti ve kadın rejim edildi. Gördüğünüz gibi dula dul hükmünde rejim olarak uygulanması gereken had cezasını öngören hadiste tabi bir taraf evli bir taraf bekarsa nasıl olacağıyla alakalı orada bir soru işareti vardı. Buradaki hadiste de açık, bekar tarafa 100 sopa ve 1 yıl sürgün. Kadın ise rejim ediliyor ve suçunu itiraf ediyor. Tabi burada suçunu itiraf etti diyor ama bir mahkeme yok. Bir heyet önünde kendini savunmadı. Çünkü bunu niye söylüyorum? Özellikle söylüyorum. Biraz sonra neden olduğunu anlatacağım. Bir önemi yok yalnız. Kadının kendisini savunmasıyla alakalı bir önemi yok. Neyse, kadın suçunu itiraf etmiş. O da soru işareti tabi. Üneys söylemiş olabilir ve kadın rejim ediliyor. Devam edelim. Ha bu arada Kütüb-i Site'den Buhari. Evet, epey bir bu hadisle ilgili epey bir alıntı var. Müslim, Muvatta, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai bu hadisi aynı şekilde işlemiş. Devam edelim. Bu arada bakın, yanında çalışan adamın karısıyla ilişki yapıyor, değil mi? Ve sopa yiyip gönderiliyor bekar, öteki tatbik ediliyor, gönderiliyor. Yalnız nasıl oluyorsa peygamber için bambaşka bir hayat var. Devam edelim. Evet. Hatta kendini feda eden kadınlar konusu da var. O da, o arada para ilişkisi de yok. Ansızın bir gece durumu da var. Şimdi oraya geldik zaten. Abdurrahman İbni Hüneyn denen bir adam karısının carisine temasta bulundu. Hadise Küfe emiri Numan bin Beşir radıyallahu anha götürüldü. Ben dedi hakkınızda Resulullah'ın hükmüyle hükmedeceğim. Eğer zevcen cariyeyi helal ederse 100 değnek yiyeceksin. Helal etmezse rejim edileceksin. Sonra tahkik etti. Karısının cariyeyi adama helal ettiğini görünce emir 100 değnek vurdu. Yani zaten cariyeyi eğer karısı helal ediyorsa, yani aslında erkeğin bir kere cariyeyi alıp ya da yeni bir kumayı alıp eve getirmesinde karısının bir rızası beklenmez. O da garip bir şey olmuş ama tabii burada tek sıkıntı var. İki tarafın cinsel birlikteliğinin bir akde ya da bir paraya bağlanmamış olması. Parayı özellikle kullanıyorum. Başlık parası veya mihir, ne derseniz deyin, önemli değil. Yani burada iki insanın hayatı değil, iki cinsel organın birleşmesi gibi. Yani iki makinenin birbiri içine geçmesi gibi bakıyor bu zihniyet. Çok iğrenç. Yani çok konuşacak şey var da. Neyse. Kütüb-i Site'den olan Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace gördüğünüz gibi bu hadisi ne yapmış? Evet. Bu hadisi bu şekilde aktarmış. Şimdi bir adam karısının cariyesine temasta bulunuyor, değil mi? Bakın, bu hiç yabancı bir konu değil. Özellikle Kur'an tarafında hiç yabancı değil. Hiç zıplayıp hoplamasın Müslümanlar. Hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Tahrim suresi. Evet. Bakın şimdi. Bir önce ön açıklama yapayım, ondan sonra geçeyim. Tahrim suresinde iki ayrı senaryo var. Bir tanesi diyor ki işte Hafsa'nın yanına gelmiş peygamber. Sözde bal şerbeti içmiş. Balda, şerbetinde de alkol yokmuş. Özellikle anlatıyor bunu. O hadisi de gördüm. Kaynağı yok. Yani o da garip. Neyse. Yani bu şekilde Kütüb-i Site üzerinde kaynağını bulamadım.
Ya varsa da ilgili arkadaşlar göndersin. Önemli değil. Kütüb-i sitede diyelim ki öyle bir hadis aktarıldı. Zayıf bile olsa hiç önemli değil. Elimizdeki tefsirler öyle dünkü çocukların yazdığı tefsirler değil. Baya kelli felli profesörlerin yazdığı tefsirler. Onlardan daha iyi bilecek değilsiniz yani. Müslümanlara söylüyorum bunu. Neyse, peygamber sözde işte ağzında o bal şerbetinin kokusuyla geliyormuş da işte bunu Hafsa rahatsız olmuş, Ayşe'ye söylemiş. Onların aslında söylenmemesi gereken bir sırmış bu. Gitmiş yaymış kadınlar arasında. Bakın Allah nasıl ayet gönderiyor o senaryoya göre. Ey peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi. Yani aslında bal şerbeti helalmiş de. Bakın, niçin kendini haram kılıyorsun? Yani bal şerbetini haram kılıyorsun. Allah gafurdur, rahimdir, geç onları. Allah yeminlerinizin çözülmesini size meşru kılmıştır. Sözde yemin etmiş bal şerbetini içmeyeceğim de diye. Ondan dolayıymış. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz vermişti. Bal şerbetini söyleme diye. O bunu haber verip de Allah bunu ona açıklayınca, tabi bu arada Allah burada kimin ne yaptığını görüyor, bir de gıybet yapıyor, laf taşıyor. Bir kısmı bildirmiş, bir kısmından vazgeçmişti. Artık bunu kendisine söyleyince eşi, bunu sana kim bildirdi demişti. Bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah verdi. Gıybetçi Allah, ebabil kuşu Allah. Oradan buradan haber uçuruyor. Eğer ikiniz Allah'a tövbe ederseniz, bakın şimdi, bal şerbetini içtikten ve millete yaydıktan sonra tövbe edeceksiniz. Gerçekten kaymış olan kalpleriniz düzelmiş olur. Üf! Üf! Şayet onlara karşı birbirinize destek olmaya kalkışırsanız şüphesiz Allah onun Mevlasıdır. Yani ben bilerek bal şerbeti senaryosunu koyuyorum ki ne kadar komik duruma düştüklerini görsün Müslümanlar. Evet, bir de bu kadınlar, yani bu olay yayılınca kadınlar birbirine destek oluyorlar ve Muhammed'e karşı çıkıyorlar. Daha önce yaptığım videoda da Hafsa'yı boşuyor, tekrar araya babası giriyor, tekrar alıyor. Tabii o durumlar da var. Neyse. Şayet ona karşı birbirinize destek olmaya kalkışırsanız şüphesiz Allah onun Mevlasıdır. Cebrail de müminlerin salih olanı, bunun ardında bütün melekler de ona yardımcıdırlar. Üf, Allah'ı var, Cebrail'i var, melekleri var. Bütün müminler toplanıyor iki tane kadına karşı. Bakın ikiniz. Şimdi o iki kişinin kim olduğunu aşağıda tefsirde açıklayacak. Şayet o sizi boşarsa, bir de tehdit var. Bal şerbeti için tehdit. Bakın helali kendine haram kılması konusu. Rabbi ona sizden daha hayırlı ve Allah'a veren, kendini Allah'a veren, inanan, boyun eğen, tövbe eden, kulluk eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Şimdi çok basit bir soru. Bir şeyi kendine helal kılıp, yani bir şeyi kendine yasaklıyorsun. Sonra yok, önce ya yani helal olduğunu biliyorsun, yasaklıyorsun, sonra tekrar helal oluyor. Onun karşılığında kefaret olarak ne olur? Tekrar bal şerbeti içler, değil mi? Burada bakire eşler veriyor Allah. Şimdi gelelim çok uzatmadan ilgili kısma. Ebu Abdurrahman En-Nesai der ki, bu arada kütübü bu aldığım kaynakta İbni Kesir'in 14. cildi. İbni Kesir tefsiri Türkçe. Ebu Abdurrahman En-Nesai der ki, bize İbrahim İbn Yunus Enes'ten nakletti ki Resulullah'ın temasta bulunduğu cariyesi vardı. Bak şimdi. Şuradaki hadiste bu adam ne yaptı? Bir karısının cariyesine temasta bulundu. Senaryo birebir aynı. Birebir. Bakın, senaryo birebir aynı. Buradaki şart ne? Karısı cariyeyi helal görecek. Ondan sonra cariye 100 değnek vuracak. Burada Hafsa kabul etmiyor. Üstüne bir de Ayşe'nin desteğini alıyor. Evet, Maria İbrahim'in annesi. Şimdi burada İbrahim'in annesi diye tanımlayacak. Cariye diyemiyorlar çünkü. Ne eş sınıfına sokabiliyor, ne cariye sınıfına. Yani cariye sınıfında da sokamıyor, sokmak istemiyor ya da o algıyı oluşturmak istemiyor. Ama salak değiliz biz yani. Neyse. Yani
Burada açık açık anlatacak şimdi olayın ne olduğunu. Hatta diğer tefsirde Fahruddin Errazi de daha güzel anlatıyor. Neyse, çok uzatmayacağım. İbrahim İbn Yunus Enes'ten nakletti ki peygamber temasta bulunduğu bir cariyesi vardı. Hazreti Ayşe ve Hafsa sürekli onun üzerinde durdular. Olayı hızlı geçiştiriyor. Nihayet peygamber de kendisine haram kıldı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle peygamber eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niye kendine haram kılıyorsun? Allah'ın işini gücüne bak ya. Ya bak sen bir evrenle ilgilen, orada neler oluyor. Sana ne ya? El alemin şeyle neyse. Ayeti sonsuza kadar nazil oldu. Sonsuza kadar nazil oldu. Tabi. İbn-i Cerir Taberi der ki bize İbn Abdurrahim Zeyd İbn Eslem'den nakletti ki Resulullah hanımlarının birinin odasında İbrahim'in annesiyle temasta bulundu. Onu gören hanımı, ey Allah'ın Resulü, benim evimde ve benim yatağımda ha dedi. Bunun üzerine Resulullah onu kendisine yasakladı. Bu sefer de ey Allah'ın Resulü, sana helal olan şeyi kendine niye yasaklarsın dedi. Resulullah onun asla birleşmeyeceğine dair hanımına yemin etti. Vay be, vay Hafsa ya, büyük kadınsın ha, peygamberi bile dize getiriyorsun. Bunun üzerine ey peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Ya ya Habibullah için ayet gönderiyor işte, görüyorsunuz. Ayeti nazil oldu. Zeyd der ki bir kişinin hanımına sen bana haramsın demesi boş sözdür. Zeyd burada yapıştırmış tabi. Abdurrahman İbn Zeyd babasından böylece rivayet eder. Konu çok uzun. Bir sürü adam rivayet ediyor. Konuyu anlamış olduk. Burada Fahrettin Razi'ye geçelim. Gene Tahrim Suresi. Evet. Bu biraz daha dürüst taşımış olayı. Ha, bu arada kaynağı hemen göstereyim. Hoplayıp zıplamasın Müslümanlar. Hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri İbni Kesir. Evet. Kim yazmış? Profesör Doktor Bekir Karlağa, Profesör Doktor Bedrettin Çetiner. Öyle birileri diploma göstererek bu sizin ilahiyat fakültesi muadili gibi değil. Bu bayağı bildiğin gasnak bu yani. Tamam, şurada prof var, dor var. Bir de öğretim üyesi var. Yani şaka değil yani, ve Türkçe. Yani. Devam edelim. Evet. Şimdi bu surenin başıyla önceki, şöyle büyütelim. Önceki surenin sonu arasındaki münasebete gelince diyor. Şuraya. Nüzul sebebine gelelim. Evet. Alimler peygamberin kendisine haram kıldığı şeyin ne olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden Keşşaf sahibi şöyle der. Rivayet olduğunda peygamber Ayşe gününde Maria ile baş başa kalır. Hafsa bunu sezer. Bunun üzerine peygamber Hafsa'ya bunu benim için gizle. Bu Maria'yı kendime haram kıldım. Bakın senaryolar, bir sürü senaryo var. Yani bir sürü senaryo var. Neyse. Ebu Bekir ile Ömer benim vefatımdan sonra ümmetin işini deruhte edeceklerini de sana müjdelerim. Araya bunu sıkıştırmışlar. Derken Hafsa bunu çok samimi iki dost oldukları için Hazreti Ayşe'ye söyler. Bu arada Hafsa ile Ayşe'yi çok fazla hırpalamak istemiyor bu tefsirde. Ama ayette dibine kadar götürüyor. Ya Allah var, Cebrail var, melaikeler var, müminler var. Onları boşuyor. Karşılığında bakire, fıstık gibi namaz kılan, bir dediğini iki etmeyen, oruç tutan, mükemmel. Ya Allah yapıştırıyor. Sen istediği kadar çok samimi dost oldukları için Ayşe'ye söyler de. Geç geç. Hayır, bir de araya bak şey yapıyor. Ebu Bekir ile Ömer'in vefatından sonra deruhte edeceklerini. Yani sözde hani Maria'yı arada öyle İş pişiriyorum gibi değil yani. Baya baya öyle yapıyorum değil de hani geleceğe dair de bir haber veriyor. Hani onu da söyleme. Sana sır vereceğim. Ama geçen o şeyde okuduğum hadiste, bir önceki videoda Ayşe nafaka konusunda kendisi vazgeçince nafakadan, lütfen videoyu açın. Nafakadan vazgeçince bunu diğer eşlerine söyleme diyor. Hani ben daha üstün olayım, ben daha iyi olayım. Peygamber de diyor ki olur mu ya diyor. Ben söylemek zorundayım. Benim görevim diyor insanlara irşad etmek, bilgi yaymak. Yani kendi menfaatine olunca iş.
Çünkü eğer Ayşe nafakadan vazgeçerse diğerleri de nafakadan vazgeçecek. Aralarında yarış olacak. Neyse. Burada sözde Hafsa Mariye konusunu açmaması için Hafsa'ya şey yapmış. O da tabii Ayşe'ye söylemiş. Keza şöyle denmiştir. Peygamber Hafsa'ya ait günde Mariye ile baş başa kalıp derken bu müjde ile Hafsa'yı memnun etti. Ya ne diyeyim ya? Ya bu kadar mı kıvırıyorsunuz ya? Yani metin açık da memnun etti. Geç ya. Bu işi saklı tutmasını istedi. Fakat Hafsa da bunu saklı tutmadı. Bunun üzerine peygamber onu boşadı. Ah, peygamber boşadı. Peygamber boşadı. Hanımlarını da terk ederek 29 gece Maria'nın evinde kaldı. Vay arkadaş, ne Maria'ymış ya. Zaten çocuk da ondan çıkmıyor. Sonra onu şey yapan, affedersiniz, adamın tenasül organının kesik olduğu ortaya çıkıyor. Ali gidiyor geliyor. İki ucu boklu değnek. Her şüpheleniyor. Çocuk ondan değil. Ya şüphelenmesi bir kere, şüphelendi gitti zaten. Peygamber gitti. Şüphelenmesi zaten büyük sıkıntı çünkü karşısında Kevser suresi var. Senin tabanca çalışmıyor diyor. Sen diyor boş ver. Onlar diyor şey kısır. Sen diyor namazını dosdoğru kıl. Şimdi adam şey çıksa ne deniyor onun adına? Ya adamı öldürüp gelse Ali, o zaman diğer bütün çocuklar ne olacak? Diğer olaylar ne olacak? Ya adamın kısır olduğu tescillenecek. Şüphelenmesi kötü. Bu İbrahim'i ne yapacağız? O nasıl olacak? Yani her türlü sıkıntı. Zaten Maria diyor, bu çocuk senden değil diyor. Zaten İbrahim'in de namazına gitmiyor. Neyse geçelim. Yine rivayet olduğuna göre Ömer Hafsa'ya eğer Hattab'ın soyundan bir hayır olsaydı seni boşamazdı deyip de Cebrail'in gelerek Hazreti Peygamber'e ona dön çünkü o oruç ve namazı çok olan bir hanımdır. Üstelik de o senin cennetteki hanımlarındandır dediği rivayet olunmuştur. Vay arkadaş ya. Ya film senaryosu gibi ya. Of. Daha böyle baharatlı maharatlı olmaz yani bundan daha fazla. Al burada istediğin gibi film yap. Neyse. Hafsa'nın boşamadığı onu boşayabileceği orasında ileri sürmüştür diyor. Yeme kardeşim yeme bizi. İlgili hadisleri biz daha önce okuduk. İşte burada bal şerbeti konusu çıktı. O çok komik. Burayı okumayacağım. O yüzden ben ayeti okurken bu bal şerbeti senaryosunda işin içerisine sokmuştum. Evet, şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi senaryo birebir aynı. Abdurrahman İbni Huneyn yapınca karısının rızasını alacak ve cariye sopayı yiyecek. Evet. Ve adam da yiyecek tabii burada. Tabii. Cariye ve adam ikisi. Neyse, devam edelim. Resulullah zina yapmış olan bir kimse için celde had tatbik etmesini emretti. Şimdi yukarıdaki hadiste şurada bakın kadının Ali kadının rejim olayını peygamberin tatbikine göre yaptığını söylüyor, değil mi? Ben şimdi ona göre ne yaptım? Tek tek sıraladım hadisleri. Zina yapmış olan bir kimse için celde had tatbik edilmesini emretti. Sonra onun muhsan olduğunu bildirdi. Bu sefer recm edilmesini emretti ve recm edildi. Zina yapmış olan bir kimse için. Yani peygamberin önce celde yani sopa daha sonra da recm cezasının verilmesini emrediyor. Kütüb-i Sitte'den Ebu Davud Hudut 24. Devam ediyoruz. Bir nefes arası alayım. Hazreti Ömer radıyallahu anha zina yapmış olan deli bir kadın getirildi. Bu hadis çok süper bir hadis. Rejim edilip edilmeyeceği hususunda halkla istişare ederek rejim edilmesini hükmetti. Kadına Hazreti Ali radıyallahu anh uğradı. Halife Ali. Hazırlığı görünce bunun hali nedir diye sordu. Kendisine falanca kabileden deli bir kadındır. Zina yapmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh rejim edilmesine hükmetmiştir dediler. Ali
Kadını geri götürün dedi. Sonra Hazreti Ömer'e uğrayıp ey müminlerin ya da müminlerin emiri, bilirsin ki Resulullah 3 kişiden kaldırmıştır diyor. Yani hükmü kaldırmıştır. Hat hükmünü kaldırmıştır. Biri buluğa erinceye kadar olan çocuktan. Yani çocuk buluğa eğer ermemişse, yani şöyle anlamamız gerekiyor. Ha, önce hadisi okuyayım. Buluğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, şifa buluncaya kadar bunamıştan, biçare kadın, bu biçare kadın falanca kabilenin bunağıdır. Ona tecavüz eden muhakkak ki akıl noksanlığı sırasında tecavüz etmiştir dedi. Kütüb-i Site'den Ebu Davud Hudud 16. Şimdi hadisi yorumlayalım. Hadis komik zaten. Deli diye addedilen bir kadını getiriyorlar. İşte sözde bu kadın zina yapmış, aslında tecavüze uğramış da denebilir. Çünkü anlatacağım sebebini aşağıda. Diğer hadisler var. Az sonra diyeyim ben de. Evet. Ömer de yapıştırıyor. Lan ne olacak diyor ya. Bir tane kelle eksilir. Ne olacak? Asr-ı saadet döneminde kelleden bol ne var ya? Mutlu yaşıyoruz diyor işte böyle. Süper ya. Tam böyle insani şartlarda böyle hak hukuk gözetiliyor değil mi? Birileri araya giriyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Yani bu kadın deli yani. Ali de diyor ki kadını geri götür. Ömer'e uğrayıp ey müminlerin emiri, bilirsin ki 3 kişiden kaldırmıştır. Biri kim? Buluğa erinceye kadar çocuktan. Yani bir bekar düşünün. Bir tane buluğa ermemiş kıza tecavüz ediyor. Had cezası kıza düşmez, elemana düşer. Yazıklar olsun ya. Bu ne ya? Buluğa erinceye kadar çocuktan. Çocuk 6 yaşında, 5 yaşında buluğa ermediği için eğer tecavüze uğruyorsa, bakın ben bilerek tecavüz kelimesini kullanacağım. Çünkü burada had cezası zina üzerinden geçiyor. Ama zina tanımı o kadar saçma bir tanım ki. Yani nikah akdi yapılmamış cinsel birlikteliğe zina deniyor. Fuhuş da nikah akdi olmaksızın cinsel organını para kazanma aracı olarak kullanma olarak geçiyor. Yani 6 yaşında 5 yaşında bir çocuğa eğer birisi tecavüz ederse ve yakalanırlarsa, diyelim ki 4 kişi, o da çok saçma. Neyse, çocuğa had cezası gelmiyor, elemana geliyor. Yani akılları o şekilde çalışıyor. Zaten çocuk tecavüze uğruyor. Ne had cezası? Manyak bunlar ya. Neyse. Uyanıncaya kadar uyuyandan. Şimdi buna göre uyur gezer derken bir de uyur şey yapar olursa o zaman kurtarıyor adam. Yani uyanıncaya kadar uyuyandan. Yani mesela şöyle düşünün. Gazvede çıkıyor elemanlar. Efendim. Bir çadıra yan yana dizilmişler. Adamın 4 tane karısı var. O karısının olduğu yeri, mesela kadınlar normalde aynı yere gelecekken karışmış, adam takla atmış, bir şey yapmış. Diğer safa geçmiş. Tabii uykulu uykulu, bir de canı çekmiş. Adam yapıştırmış. Ondan sonra bir uyanmış ki bu karı benim karı değil, ne yapacağız? Ya boş ver ya, peygamber gönderdi işte ya. Uykudaki senin şeyin artık, yani şey vardır ya, oruçtayken unuturup su içersen bendensin abi, benden, tamam geç kıyak, tamam. Evet, şifa buluncaya kadar bunamıştan. Yani eğer bunamışsa bir kişi, iki tarafta olabilir, tek tarafta olabilir, ona had cezası gelmez. Zaten zina denilen şeyin tanımı bir kere baştan yanlış, bir de bunun cezası çok komik ve yanlış. Evet, burada bunu da işlemiş olalım. Kütüb-i Sitte Ebu Davud Hudud. Devam edelim. Şimdi ben niye bunları anlatıyorum? Bu hadis çok önemli. Burası çok Ömerli. Resulullah'ın sağlığında namaz kılmak maksadıyla bir kadın evinden çıkmıştı. Yolda ona bir erkek rastladı. Kadına çullanıp ihtiyacını giderdi. Kadın bağırdı. Adam ise sıvıştı gitti. Çığlığı üzerine kadına bir erkek uğramıştı. Ona başından geçeni anlatıp bir adam bana böyle 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 yaptı dedi. Sonra bir grup muhacire rastladı. Başından geçeni onlara da anlatıp bir adam bana böyle yaptı dedi.
Hep beraber yürüyüp kadının kendisine tecavüz ettiği kimseyi yakalayıp kadına getirdiler. Kadın, "Evet, bu odur," dedi. Sonra adamı peygamberin yanına götürdüler. Peygamber adamın rejim edilmesini emrettiği sırada kadına tecavüz etmiş olan kimse kalkıp "Ey Allah'ın Resulü, suçlu benim," diye itirafta bulundu. Peygamber de kadına "Git, Allah günahlarını affetti," dedi. Zan altına kalmış olan kimseye de güzel sözler söyleyip gönlünü aldı. Mütecavizin rejim edilmesini emretti ve rejim edildi. Sonra Allah'ın Resulü bu adamı öyle bir tövbeyle tövbe etti ki böyle bir tövbeyi Medine ahalisi yapsaydı kabul edilirdi. Tirmizi de eklemede bulunmuş. Vail, peygamberin kadına mihir takdir edip etmediği zikredilmemiş diyor. Evet, Tirmizi Hudut, Ebu Davud Hudut, Tirmizi'nin Hudut bölümü 22, Ebu Davud Hudut bölümü 7. Numaralı hadisler bu şekilde. Şimdi bu hadisi yorumlayalım. Asr-ı Saadet döneminde gene ibadetinde olan bir kadın, mütedeyyin, mümin olan bir kadın. Bu arada lütfen eğer izlemediyseniz baş örtünme konusuyla ilgili bir yayınım var. O yayını lütfen izleyin. O yayını izledikten sonra bu hadisi tekrar izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü baş örtünme ayetinde başınızı kapatın demiyor. Göğsünüzün üzerine kapatın diyor. Ayaklarınızı yere vurmayın diyor. Yani erkeğe çekici gelen ilgili organları kapatmaktan bahsediyor. Evet. Neyse, kadın namaz kılmak maksadıyla evinden çıkmış ve bir yolda bir erkek görmüş. Asr-ı Saadet döneminden bahsediyoruz ve burası İslam'la şereflenmiş bir bölge. Yani o adam bu işi yapmasaydı sahabe denecekti, değil mi? Neyse, kadına çullanmış. Ya yok mu o etrafta kimse yani? Kadına çullanmış da nasıl çullanmış? Nasıl olmuş? Neyse. Adam bir de sıvışmış. Kadın da bir erkek gelmiş, ona anlatmış. O ona anlatmış, bu buna anlatmış. Ondan sonra gelmişler peygamberin karşısına. Bakın şimdi. İkisi aynı anda recmedilme durumuna gelmişler. Adam demiş ki, ya bu kadının suçu yok. Ben yaptım ne yaptıysam ve adamı recmetmişler. Ve adamın bu şeyi söylemesinden dolayı bakın peygamber ne söylemiş? Onun bu tövbesini Medine ahalisi yapsaydı Allah kabul edecekmiş. Bak 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 bak. Yani bu adam bu şeyi yaptı. Tamam da yani bu sonuçta tövbe yerine geçti diyor. Devam edelim. Hazreti Ömer hutbe verirken dinledim. Şöyle demişti. Allah-u Teala Hazretleri Ömer, Allah-u Teala Hazretleri Muhammed'e hak din gönderdi ve ona kitabı indirdi. Bu indirilenler arasında rejim ayeti vardı. Biz okuduk, biz bu ayeti okuduk ve ezberledik. Sonra Resulullah zina yapana rejim cezası tatbik etti. Evet. Ondan sonra biz tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum. Aradan uzun zaman geçince bazıları çıkıp biz Kitabullah'ta rejim cezasını görmüyoruz. Ve Allah'ın kitabında indirdiği bir farzı terk ederek delalete düşülebilecektir. Bilesiniz, rejim kadın ve erkekten muhsan olan zinaları delil veya hamilelik veya itiraf yoluyla sübut bulduğu takdirde onlara tatbik edilmesi gereken Kitabullah'ta mevcut bir haktır. Allah'a kasemle söylüyorum, eğer insanlar, diyor Ömer, Allah-u Teala kitabına ilave bulunduğu demeyecek olsalar rejim ayetini Kitabullah'a yazardım. Ahan, Kütüb-i Sitte'den Buhari. Efendim, başka kim var burada? Tirmizi var. Ebu Davud var. Megazi var. Şimdi bu hadisi yorumlayalım. Bir kere bu hadisle ve tek aktarımlı değil, çok
kişiden aktarılmış olan bu hadisi Müslümanları yüzüne vuralım. Niye vuralım biliyor musunuz? Ya işte metinleşme süreci olmadı, hafızlar tarafından taşınıyordu. Yok işte hafızlar asla unutmaz, toplanıp ezberliyorlardı. Bunu ne yapacağız? Bu hadisi ne yapacağız? Hayır, bu hadis bir tane değil. Daha bir sürü var. Aşağıda bunu hatırlatan bir sürü var. Kaldı ki yukarıda Ali ne dedi? Ben dedi Kitabullah'ın emrine göre sopa yani celde cezasını verdim. Rejimi de peygamberin nesine göre? Peygamberin sünnetine göre, onun tatbikine göre yaptım dedi. Al işte. Ayet varmış, unutmuşlar elemanlar. Ahzab suresi de zaten Bakara suresinden daha fazlaydı ayet sayısı. Ne yapacağız biz bunu şimdi? Açık kendi kaynaklarınız ve net. Daha söylemeye gerek yok ki. Devam edelim. Bu çok uzun bir hadis. Bu hadisi siz, çok uzun okuyup anlatmak istemiyorum. İlgili yerini anlatıp geçeceğim. Şimdi şurasını anlatayım. Muhammed'i halka gönderdi. Kendisi kitap indirdi. Allah'ın indirdikleri meyanında rejim ayeti vardı. Biz onu okuduk, anladık ve ezberledik. Resulullah rejim cezası verdi. Ondan sonra bizler verdik. Şahsen aradan fazla zaman geçince bazılarının çıkıp Allah'ın kitabında biz rejim ayetini bulamıyoruz diyerek Allah'ın indirmiş olduğu bir farzı terk edip sapıtmalarından korkuyorum. Rejim Allah'ın kitabında muhsan yani bali, akıl, sahih bir evlilikle evlenmiş, gerdek yapmış olduğu halde zina eden kadın ve erkekleri ispatlayıcı beyine veya hamilelik olduğu takdirde diye uygulanması gereken bir haktır. Zina haddiyle bapta zikri geçmiş olan İbn-i Abbas ahalisi gibi zikrettikten sonra ve dahi ulaştı ki diyor birileri şöyle demiş: Ömer ölünce falancaya biat edeceğim, sakın ha hiç kimseyi, Hazreti Ebu Bekir'in seçimi de oldu, bittiye geldi gibi sözler aldatmasın, haberiniz olsun, çabuk olup bitmiştir diyor. Evet, şey uzun, yani ilgili kısmı burası. Elemanlar unutuyorlar ve bu oradan çıkıyor. Evet, kaynağı göstereyim. Kütüb-i Site'den Buhari, ondan sonra Müslim, Mezalim, Menakibül Ensar 46, Megazi. Çok aktarımlı bir hadis bu. Karşınızda. Birçok konuyu aynı anda işlemeye çalışıyor bu hadiste. İlgili kısmı anlattım. Şimdi gelelim diğer hadise. Hazreti İsa'dan sonra bir kısım Mekkeliler Tevrat ve İncil'i tahrif ettiler. Ayette Yakup abi bunun defalarca işledi. Yahudiler kendi hükümlerine göre, Hristiyanlar kendi hükümlerine göre, İslam'da kendi hükümlerine göre devam ediyor. Yani tahrif edildiğiyle ilgili Kur'an ayetleri net bir hüküm vermiyor ama burada hadiste veriyor. Aralarında mümin olanlar vardı. Bunlar Tevrat ve İncil'i okuyorlardı. Müminlerin okuduklarından rahatsız olan bazıları meliklerine şöyle dediler: Bunların bize yaptığı hakaretten daha ağır hakaret savurdukları, küfürden daha galiz küfür görmedik. Kitapta Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidirler. Maide 44'ü okuyup kitaptan gösterdikleri ayetlerle bizi yaptığımız işlerden dolayı kınıyorlar. Kafir, fasık oldunuz diyorlar. Onları çağırıp uyarın. Bizim okuduğumuz gibi okusunlar. Bizim inandığımız gibi inansınlar. Melik onları çağırıp topladı. Ya ölümü ya tahrif edilmiş haliyle Tevrat ve İncil'i okumaktan birini tercih etmelerini teklif etti. Onlar istediğiniz bu mu diye istediğiniz bu mu? Bizi bırakın bir düşünelim dediler. Sonra bunlardan bir kısmı bize bir kule inşa edin. İçine bizi tıkın. Yiyecek ve içeceğimizi çekebileceğimiz bir ip gibi bir şeyle verin. Böylece bizden size hakaret sayılacak bir şeye ulaşmamış olur dedi.
Diğer bir kısmı da "Bırakın bizi başımıza alıp gidelim. Yeryüzünde dolaşır, hayvanlar gibi yer içeriz. Bizi kendi memleketimizde faaliyet yapar bulursanız öldürürsünüz" dedi. Bir grup da "Bize ıssız bir arazinin ortasında evler inşa ediverin. Biz orada kendi başımıza kuyular açıp ziraat yapalım, sizinle hiç konuşmayalım, sizlerle uğramayalım da" dedi. Bunun üzerine her kabile samimi yakınları vardı. İsteklerini kabul ettiler. Cenab-ı Hak ruhbaniyeti inzal buyurdu üzerlerine. "Bizim gerekli kılmadığımız fakat kendilerinin güya Allah'ın rızası kazanmak için ortaya attıkları Rabbaniyete bile gereği gibi riayet etmediler. İşlerine inanmış olanlar, inanmış olan kimselere ecirlerini verdik. Ama çoğu yoldan çıkmışlardır." Hadid 27. Geri kalanlar da şöyle dediler: "Falancaların ibadet ettiği gibi biz de ibadet edelim. Falancaların yeryüzünde dolaştığı gibi biz de dolaşalım. Falancaların edindiği gibi biz de evler edinelim." Bunlar şirkleri üzerine devam eden kimselerdi. Bunlar kendilerine uydukları diğer kimselerin imanlarını bilmiyorlardı. Peygambere nübüvvet geldiği zaman bu ruhbanlardan pek az kişi kalmıştı. Bu kişi mabedinden indi, seyyah olup dolaşan bir kişi seyahatinden döndü. Bir kişi de manastırdan çıktı. Bunlar gelip iman ettiler ve tasdikte bulundular. Bütün ehli kitap hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun, peygamberine iman edin ki Allah size rahmetinden iki kat nasip versin." Hadid 28. Burada zikri geçen iki kat nasibinden biri Hazreti İsa'ya, İncil'e ve Tevrat'a olan imanları sebebiyledir. Diğeri de Hazreti Muhammed'e olan imanları ve onu tasdik sebebiyledir. Ayet şöyle diyor: "Sizin için yardımıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin." Hadid 28. Bu nurdan maksat Kur'an ve Hazreti Peygamber'e ittiba etmeleridir. Vahiy şöyle devam ediyor: "Ehli kitap hakikaten Allah'ın fazlu kereminden, fazlından hiçbir şeye nail olmayacaklarını, muhakkak bütün inayetinden Allah'ın elinde bulunduğu, onu ancak dileyeceği kimseye vereceğini bilmedikleri için mi küfürde inat ediyorlar? Halbuki bunu pekala biliyorlar. Allah'ın fazlu ekrem sahibidir" diyor. Şimdi Kütüb-i Sitte Nesai Kada 12. Hadis biraz uzun bir hadis. Gördüğünüz gibi bu hadisi niye anlattım? Tevrat ve İncil'i tahrif konusu var. Ve sözde bu insanlar Tevrat ve İncil'i okurken müminleri rahatsız etmişler. Onların çok ağır küfürleri varmış. Ama Maide 44'te bakıyoruz ki ya bu Müslümanlar gerçekten yani o dönemde de aynıymış ya. Yani bir şey söylerken kendini ele veriyor, bir de saf bir haliyle yapıyor yani. Şark kurnazlığıyla yapmaya çalışıyor ama kendisini apaçık ortada bırakıyor. Ya şu metni yazarken bari Maide 44'ü koyma. Allah'ın indirdiği hükümlerle kafirlerin ta kendisidirler. Sen direkt hurra karşına şey alıyorsun, hitap alıyorsun ve onlara saldırıyorsun. Sonra adamlar da gariplerim yani ya bizi bırakın, bir kule inşa edin, içine tıkın artık. Yani o kadar bıkmışız sizden, sizin şerrinizden. Ya bize iple yemek verin ya da bizi gönderin. Bakın bir de burada sözde yani o insanlara bakın, hayvanlar gibi yer içeriz. Ya bir insan bunu der mi ya? Zaten bu insanlar o kadar kendi içlerindeki yolculuklarını bitirmişler ki bizi kuleye koyun diyor. Muhatap olmayalım sizinle ya. Bırak diyor. Gelip de yeryüzünde dolaşır, vahşi hayvanlar gibi yer içeriz der mi yani? Komik yani. Bu da hadis ha. Kütüb-i Sitte'den. Neyse. Daha sonra niye bunu anlatıyorum? Çünkü rejim ayetinin esası Tevrat'tan geliyor da ondan. Evet. Ve burada Tevrat ve İncil'i tahrif ettiği konusu da işlenmiş oldu. Gördüğünüz gibi burada bir komik durum daha var. Allah iki kat nasip ediyor. Geçmiş öğretilerinden gelen itikatlarından dolayı, bir de peygambere olan biatlarından dolayı. Sözde peygamber geldiğinde, yani nübuvvet inzal olduğunda neymiş?
Efendim, Rabbaniyete hani oradaki o görevli kişiler, Rabbaniler olan kişiler gelip biat etmişler buna. Nereden gelmişler? Bir kişi mabedinden inmiş. Seyyah olup dolaşan bir kişi seyahatinden dönmüş. Bir kişi manastırdan çıkmış, iman etmişler. Yani bunlar da demek ki bu Rabbaniler haberi almış, peygamber geldi, vahiy geldi, şu geldi, işlerini bırakıp o zaman arkadaş, yani senden başka peygamberler de var direkt muhatap oluyorsa Allah'la. Yani mantığın dibi, yani gitmiş artık, mantık yok yani. Ya şu ayet bile yeter ya. Bak hadit 28, burada zikri geçen iki kat nasipten biri İsa'ya, İncil'e ve Tevrat'a olan imanları sebebiyledir. Diğeri de peygamber. Ulan zaten ötekine iman ediyorsa seninkine iman etmez ki. Sen zaten burada çakmışsın abi. Tahrif edildi diye. Saçmalığın dibi neresinden tutsan elinde kalıyor. Devam edelim. Evet, bu hadis de güzel bir hadis. Bu hadisi de hatırlatalım. Ziyad İbnu Lebit anlatıyor. Diyor ki, peygambere bir şey anlatarak, işte bu şey ilmin gitme anlarında olur buyurdu. Ziyad İbnu Lebib demiş ki, ey Allah'ın Resulü, bizler Kur'an'ı okur olduğumuz, evlatlarımıza da okuttuğumuz, evlatlarımıza da kendi evlatlarını okutur olacakları halde ilim nasıl gider, kaybolur dedim. Peygamber anasız kalasıca Ziyad, ben seni Medine'nin en fakihlerinden biri bilirdim. Şu gözün önündeki Yahudi ve Hristiyanlar kitapları olan Tevrat ve İncil'i okudukları halde onların içinde bulunanlara amel ediyorlar mı? Demek ki keramet okumada değil, okuyanı hayata geçirmede, yaşamakta ve tatbik etmektedir buyurdular. Evet, Kitab-ı Sitte İbn-i Mace Sünnen 4048 numaralı hadis. Aslında Ziyad İbnu Lebit çok güzel bir soru sormuş. Peygamber de afallamış ve anasını satayım gibi bir laf tabii herhalde bu. Anasız kalasıca, anan ölsün gibi yani. Tabii anan ölsün. Ya da kaynanan ölsün gibi bir şey söylemiş. Diyor ki, yani onlar kitaplarını okuyup amel etseler de yani daha mı iyi olacaklardı? Keramet onda mı? Yo, aynı. Sen de salladın, onlar da salladı. Yaşamakta ve tatbik etmekte demeye getiriyor. Şimdi Ziyad İbnu Lebit diyor ki, ilmin kaybolmasından bahsediyor. Demek ki bir aktarım var. O da diyor ki, eğer ilim Kur'an'daysa biz zaten kendimiz okuyoruz. Eşlerimiz okuyor. Onlar, torunlarımız okuyor. Nasıl kaybolur? Ziyad zeki adammış ama tabii korkusundan mıdır nedir? Tabii karşımızdaki hadise göre söylüyorum. Tabii zılgıtı da yedi, fırçayı da yedi. Sen diyor çok düşünme. Kur'an'ı olduğu gibi hayata geçir. Geçirsen Kur'an'ı, gerisini boş versen. İsa 34'e göre döv abi karılarını. Tabii onu da ezberlet karılarını. Bakara 223. Geçir. Yapıştır tarla. Evet. Burada da aynısı. Aynı hadisin Tirmizi aktarımı var. İlim 5'te geçiyor. Evet. İsterseniz hızlı bir şekilde okuyayım. Peygamber gözünü semaya dikti. Şu anlar ilmin insanlardan kapıp kaçırıldığı anlardır. Öyle ki bu hususta insanlar hiçbir şeye muktedir olmazlar buyurdular. Ziyad aynı şekilde, bizler Kur'an'ı okuyup dururken ilimler bizden nasıl kapıp kaçırılır? Vallahi biz onu hem okuyacağız hem çocuklarımıza, kadınlarımıza okutacağız dedi. Peygamber de anan ölsün, anasız kalasın. Ey Ziyad, ben seni Medine fakihlerinden sayıyordum. Yani bilim adamlarından sayıyordum. Tevrat, İncil ve Yahudilerin ve Nasrani'lerin elinde onların ne işine yarıyor? Onunla amel ediyorlar mı? Buyurdu. Cübeyr der ki, Ubade İbnu Samit'e rastladım. Kardeşin böyle bir şey işittin mi? O da yani şu hadisi işittin mi demiş ve ona Ebu Dara'dan söylediğini haber vermiş. O ona aktarmış.
Ebu Dara doğru söylemiş, dilersen kaldıracak ilk ilmin ne olduğunu sana haber vereyim. İnsanlardan kaldıracak ilk ilim şudur, büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğim vakit yakındır. İlim buymuş arkadaşlar. Evet. Tabi burada bu hadiste olmayan şurası önemli. Gözünü semaya dikip şu anlar insanlardan kapıp kaçırıldığı anlardır ilmin. Ne gördü ki gökyüzünde? İlmin insanlardan kapıp kaçırıldığı anlardır. Benim bildiğim Levh-i Mahfuz'dan aşağı iniyor. Yani dünyadaki bilgiyi nasıl yukarı çıkartıp kaçırıyor? Nasıl oluyor? Benim bildiğim Allah yanındaki Levh-i Mahfuz saklı da zaten. Dikili taştaki yazılar o Mısır'daki dikili taş gibi düşünün. Üzerindeki yazılar gibi düşünün. Hieroglif, kutsal yazı. Evet, hiyok. Evet, onun gibi burada tam tersi olmuş. Bu arada insanlardan kaldırılacak ilim de şuymuş. İlim huşuymuş. Huşu, huşu. Yani rahatlık. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğim vakit. Yani camiler boş kaldığı zaman o ilim gidiyormuş. Da yalnız ayeti yanlış yorumlamış o. İnsanlardan alıp kaçıyor. Yukarı gidiyor yani. Neyse. Devam edelim. Yahudiler bize çok ilim verildi. Bize Tevrat verildi. Kime Tevrat verilmişse ona çok ilim verilmiş demektir dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. De ki Rabbin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını katsak Rabbin sözlerini tükenmeden denizler tükenirdi. Kehf 109. Tirmizi tefsir Benu İsrail 3139 numaralı hadis. Çok komik. Sen ona ilmi vermişsen ben daha fazla veririm. Sen ne vermişsen ben 10 katını veririm. Bak Yahudiler bize çok ilim verildi. Bize Tevrat verildi diyor. Sonra bir anda dijital ayet geliyor. De ki Rabbinin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa o kadarını da katsak Rabbinin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi. Vay arkadaş ya. Üf. İddialaşmaya bak. Şimdi ben bu Tevratları niye okuyorum? Bilerek okuyorum ben bunu. Rejime bağlayacağım daha sonra. Çünkü rejim, gördüğünüz gibi rejim ayeti vardı. Maalesef o hafızaları çok güçlü hafızlar tarafından sonsuza kadar korunacak olan 7 harf üzere indirilmiş olan okunmuş kitap Kur'an'ı ayetini unutmuş amcalar. Unutmuşlar. Ama bir bakıyoruz aynı şey Tevrat'ta unutulmamış. Devam ediyor. Burada da gördüğünüz gibi ilim savaşı var. Yani biz mi daha çok ilimliyiz, siz mi daha çok? Ben mi daha çok? Bak benim denizler olsa, bir daha üzerine deniz olsa bizim ilim süper ya. 10 numara. Zaten burada da anasız kalasın ey Ziyad diye de ona yapıştırıyor. Ya bunlar diyor kendi ilimlerini tatbik etse zaten adam olurlardı diyor. Sen diyor boş ver. Devam edelim. Resulullah buyurdular ki sizden önce geçen ümmetlere nazaran sizin bekanız ikindi vakti güneşin batması arasındaki müddet gibidir. Tevrat ehline Tevrat verildi. Onlar gün ortasına kadar onunla amel ettiler. Daha fazla devam etmekten aciz kaldılar. Onlara kırat kırat ücretler verildi. Sonra ehli İncil'e İncil verildi. Onlar da ikindi namazına kadar çalıştılar. O zaman onlar da aciz kaldılar. Kırat kırat onlara da ücretleri verildi. Sonra bize Kur'an verildi. Biz güneşin batmasına kadar çalışacağız. Bize ücretimiz ikişer kırat, ikişer kırat verildi. İki kitap mensupları, ey Rabbimiz sen bunlara ikişer kırat, ikişer kırat olarak verdin. Halbuki bize birer birer verdin. Birer kırat, birer kırat vermiştin. Halbuki biz amel yönüyle onlardan ileriyiz dediler. Allahu Teala Hazretleri, ben ücretlerinizde bir haksızlık yaptım mı buyurdu. Onlar da hayır dedi. Öyleyse bu benim lütfumdur. Ben onu dilediğime veririm buyurdu. Hadis Kütüb-i Site'den Buhari Mevakitül Salat Enbiya Fezaül Kur'an Tevhid Tirmizi Emsal 7. Burası da çok komik. Gördüğünüz gibi sidik yarışına giriyor. Allah da bu
diğer İncil ve Tevrat ehlini üvey evlat belleyip sözde bu bu hadiste buyurulduğu gibi kıyak geçiyor. Kopya veriyor. Evet. Kütüb-i siteden olan çok aktarımlı hadis. Devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi Tevrat'ta rejim emrini görüyoruz ve ona göre hükmediyor. Hadisi okuyalım. Yahudilerden bir kadınla bir erkek zina yaptılar. Birbirlerine bizi şu peygambere götürün. Çünkü bir kısım hafifletmeler getiren bir peygamberdir. Bize rejim dışında fetvalar verirse kabul eder. Allah'ın indinde onun hükmünü kendimize delil kılarız. Ve peygamberlerinden bir peygamberin bize verdiği... Evet. Şöyle yapalım. Evet. Bize verdiği fetvalarda amel ettik. Hevamıza uymadık deriz dediler. Mescitte ashabıyla birlikte oturmakta olan Hazreti Peygamber'e gelerek ey Ebul Kasım, tabi lakabı Kasım, Ebul Kasım, kendi adı Kasım, çocuğu yok Kasım olarak Araplarda da eğer senin çocuğun yoksa babanın adıyla anılırsın. Buraya da bu şeyi koyayım. Kasım adında bir çocuğu olmadığı için kendine Ebul Kasım lakabını takıyor. Kasım ismini kullandırtmamak için. Bununla ilgili de lütfen araştırın. Eğer bir çocuğun yoksa babanın ibin filan derler. Yani o çocuğun olması gerekiyor ve o çocuğun o isimle isimlendirmen lazım. Ebu İbrahim dersen olur ama Ebu Kasım dersen o başka bir şey. Evet. Tekrar unutmamak için mescitte ashabıyla birlikte oturmakta olan Hazreti Peygamber'e gelerek ey Ebul Kasım, zina yapan kadın ve erkek hakkında kanaatin nedir dediler. O onlara tek bir kelime söylemeden Beytil Midraslarına geldi. Kapıda durarak Hazreti Musa'ya kitabı indiren Allah'ın aşkına söyleyin. Muhsan olan birisi, yani aklı bali olan birisi zina yapacak olursa bunun Tevrat'taki hükmü nedir diye sordu. Yüzü siyah boyanır, eşek üzerinde ters bindirilir ve dayak atılır. Hadiste geçen tecbiye, zanileri enseleri birbirine bakacak şekilde bir eşeğe bindirilip bu halde sokaklarda dolaştırılmasıdır. Ravi devamla der ki, Yahudilerden bir genç susmuştu. Resulullah onun suskunluğunu görünce sualinde ısrar etti. Bunun üzerine genç, madem ki sen bizim Allah'ın adına yemin veriyorsun, gerçeği söyleyeceğim. Biz Tevrat'ta rejim emrini görüyoruz dedi. Resulullah Allah'ın emrini hafifletmenizdeki başlangıcı hasıl oldu diye sordu. Genç şu cevabı verdi. Krallarımızdan birinin bir yakın akrabası zina yaptı. Kralımız rejimi ona tatbik etmedi. Sonra halka mensup bir aileden bir erkek zina yaptı. Bunu rejim etmek istedi. Ancak adamın kavmi buna mani olup sen yakınını getirip rejim etmedikçe biz de adamımızı rejim edilmesine müsaade etmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine aralarında şimdiki cezayı vermek üzerine anlaşıp sulh yaptılar. Peygamber ben Tevrat'taki ayet ile hüküm veriyorum dedi ve onların rejim edilmelerini emretti ve rejim edildiler. Zürhi der ki bana ulaştığıma göre şu ayet hakkında nazil olmuştur. Şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik ki onda bir hidayet, bir nur vardır. Kendisini Allah'a teslim etmiş olan İsrail peygamberleri Yahudilere ait olan davalarda onlar hükmederdi. Maide 44. Resulullah onlardan biriydi. Ebu Davud 26. Hudud 26. Gördüğünüz gibi 450 ve 451. Şimdi bu hadisin aslında yorumlamadan önce şunu söyleyeyim. Şu Maide 24'ü unutmayın. Bu etrafındaki insanların kısmen sorguladığının habercisi ve bu onun kurtarıcısı. Yani kıvırmada kurtarıcısı ve çok komik bir şekilde. Yahudilerden bir grup geliyor. Ya hüküm ver diyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz?
Peygamber de koştura koştura nereye gidiyor? Beyti Midraslarına gidiyor. Kapıda durarak onlara soruyor. Ulan peygamber değil misin? Allah'ına sorsana, Cebrail'e sor. Şöyle bir ıslık çal. Gelsin senin Cebrail'in koştura koştura. Kanatları yeşilmiş ya, açılınca güneşi kapatıyormuş da. İşte neyse geç. Şimdi astroteolojiden şeye geçeceğiz iyice. Hayal ürünü şeylere geçeceğiz. Evet. Hazreti Musa'ya indirilen kitap, Allah'ın aşkına söyleyin diyor. Bir de yalvarıyor. Ya köşeye sıkıştım ben. Bu adamlar geldi şimdi, siz kendi fikrinize göre. Lan Allah'ına sor. Cebrail'ine sor, o söylesin sana. Tevrat'taki hükmü nedir? Elemanlar da dalga geçmişler. Tevrat'taki hükmünü vermemişler. Onların yapıldığı, kendi yaptıkları şeyi vermişler. Yüzünü boyamışlar. Daha doğrusu bu zanilerin yüzü boyanıyormuş. Eşek üzerinde ters bindirilip dayak atılıyormuş. O da acayip. Neyse, hadiste geçen tecbiye. Hayır, bir de peygamber bir de bunu anlamıyor. Eşek anlıyor. Bak, eşek şeytanın geldiğini anlıyor. Kandırıldığını anlıyor. Bu adam anlamıyor. Peygambere şeytandan hadis ayet geliyor. Kur'an'a da giriyor. Tamam mı? Allah'la iletişimi o kadar zayıf. Gidiyor Beytil Midraslarına. Adamlar dalga geçmişler. Tevrat'ta olmayan hükmü söylemişler. Onu önce kabul ediyor. Garibim orada bir tane saftirik genç çocuk ağzındaki baklayı çıkartınca olayı anlıyor. O da tabi burada ayet hadis yarım. Aslında öyle değil. İngilizcesini daha önce İlyas Bey anlatmıştı. Totosunun altında oturduğu yastığı kucağına koyup üzerine Tevrat'ı koyup ayetle hükmediyor. Ve elemanlar tabi gidiyor. Yakındakiler de diyor, ne yaptın hani peygamberdin, bak gittin Tevrat'a göre verdin. Hemen Maide 44, Cebrail yetişti koştura koştura. Şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik ki onda bir hidayet, bir nur vardır. Yukarıda uydurulmuş saftirik, yalancı bir sürü şey söylüyordun. Adamları dağa taşa sürüyordun. Hayvanlar gibi yer içeriz diyordun. Ne bu? Abi baştan aşağı dökülüyor. Baştan aşağıya. Neyse geç. Evet. Yahudiler, başka bir hadis. Kütüb-i Site'den bu da. Resulullah'a gelip kendilerinden bir erkekle kadının zina yaptığını gördüler. Onlara rejim hakkında Tevrat'ta ne buluyorsunuz diye sordu. Teşhir edip rezil ederiz, dayak atarız. Yani yukarıdaki hadisin farklı bir versiyonu. Abdullah İbnu Selam, yalan söylüyorsunuz, zinanın Tevrat'taki cezası rejimdir dedi. Hemen Tevrat'ı getirip açtılar. İçlerinden Abdullah İbnu Surya adında biri elini rejim ayetinin üzerine koydu. Sonra ayetten önceki kısımları okumaya başlayıp kapadığı kısmı atlayarak arka kısmını okumaya devam etti. Abdullah İbnu Selam radıyallahu anh'a müdahale edip kaldır elini dedi. Adam da elini kaldırıp çekti. Tam orada orada rejim ayeti mevcuttu. Bunun üzerine ey Muhammed, Abdullah doğru söyledi. Tevrat'ta rejim ayeti mevcuttur dediler. Resulullah derhal o iki zaninin rejim edilmesini emretti ve rejim edildiler. Erkeğin atılan taşlara karşı korunmak için kadının üzerine eğildiğini gördüm diyor. Of be! Ya o dönemde de demek ki zani, zina diyorlar da. Ya başlık paranız bassın be. Demek ki sevmiş adam be. Ölüme giderken bile cesedini o kadının yaşaması için adam ölümü, garip bir şey ya. Ya ben bu hadisleri okurken inanın ya o dönemde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Ve birçok hadisten filtreleyerek bu hadisleri toplamaya çalıştım. Ya bu sunumu yapmaya çalıştım. Elbette bana karşı çok olumsuz yorumlar gelecek. Olumsuz yorumlar içerisinde kendime katabileceğim ne var diye ben özellikle bakıyorum. Lütfen yorumları yazmaya devam edin. Bütün yorumları okuyorum. O konuda içiniz açık olsun, rahat olsun. Yani şurada benim içim bir titredi yani, işin açıkçası. Adam rejim edilirken sevdiceğinin üzerine kol kanat geriyor.
kendi cesedinin üzerine, yani belli ki ölecek. Çünkü acımaksızın saldırmanız gerekiyor. Acımaksızın o rejimi vermeniz gerekiyor. Taş atmanız gerekiyor. Evet. Buhari gördüğünüz gibi Tirmizi'den, Ebu Davud'dan, Müslim'den kaynaklar burada. Devam edelim. Evet, gene aynı hadisin farklı bir versiyonu. Gördüğünüz gibi peygamberin yanında yürür, kömürle karartılmış, dayak atılmış Yahudiler getirdiler. Bunun üzerine Yahudileri çağırarak kitabınızda zina haddini böyle mi buluyorsunuz diye sordu. Evet dediler. Sonra Hazreti Peygamber onların alimlerinin birini çağırdı. Musa'ya Tevrat'ı indirilen Allah aşkına soruyorum. Zina edenin haddini kitabınızda böyle mi buluyorsunuz dedi. Alim hayır dedi. Şimdi oradaki genç çocuk alim oldu. Neyse. Hayır, eğer bana böyle yemin vererek sormasaydın sana haber vermezdim. Kitapta rejim buluyoruz. Fakat zina vakıaları eşrafımız arasında çoğaldı. Artık şerefli birinin bu suçla yakalarsak onu bırakır olduk. Ancak bir çare birisini yakalarsak ona haddi tatbik ediyoruz. Kendi aramızda şöyle dedik. Gelin aramıza öyle bir ceza şeklinde anlaşalım ki o eşraftan olsun, halktan olsun herkese tatbik edilsin. Sonunda rejim yerine suratın kömürle boyanıp dayak atılmasına ittifak ettik. Bunun üzerine peygamber Allah'ım onların öldürdüğü emri şerefi ilk ihya edip dirilten ben olayım dedi ve had cezasının tatbikini emretti. Zani hemen rejim edildi. Bunun üzerine şu ayet indi. Ey peygamber, kalpleri inanmış iken ağızları inandık diyenler, Yahudilerden yalana kulak verenler ve başka topluluk hesabına casusluk edenlerden inkara koşanlar seni üzmesin. Sözleri asıl yerlerinde değiştirenler de böyle bir fetva size verilirse alın, verilmezse kaçının derler. Maide suresi 41'i yapıştırıyor. Az sonra Allah şu ayeti indirdi. Az sonra. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler işte onlar kafirlerdir. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler işte zalimler onlardır. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler işte onlar fasıklardır. Maide 44, 40, 45, 47. Bu ayetlerin hepsi kafirler hakkında nazil olmuştur diyor. Kütüb-i Sitte'den Müslim, Ebu Davud ayet açıklamalı hadis karşınızda. Gördüğünüz gibi aynı olayın 3 farklı versiyonu Kütüb-i Sitte'den göstermiş oldum. Bakın, şefkat dolu kalbi şefkat dolu bir peygamber. Ya adamlar bir şekilde yontmuşlar değil mi yani rejim cezasını? Ben yapacağım. Bir de içindeki Yahudi nefreti de var ya. İlk ben olayım diyor ilk. Yani bu emri şerefini ilk ben yapacağım diyor. O zaman sana indirseymiş o ayeti. Niye El Alemin kitabından alıntı yapıp indiriyorsun? Nasıl peygambersin sen? Sonra Toto'nu korumak için bir sürü ayet sıkıyorsun. Az sonra şu ayeti indirdi. Bu ne ya? Habire ayet indiriyor. Evet. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınlarınızdan fuhuşu irtikap edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şehadet ederlerse onları ölüm alıp götürünceye yahut onlara bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerinizde alıkoyun buyurdu. Nisa 15. Cenab-ı Hak bu ayette zina meselesinde kadını zikrettikten sonra erkeği kadınla birlikte ele alarak şöyle demiştir. Sizlerden fuhuşu irtikap edenlerin her ikisini de kınayarak eziyete koşun. Tövbe edip nefislerini ıslah ederlerse artık onlara eziyetten vazgeçin. Çünkü Allah tövbelerini çok kabul eden, en çok esirgeyendir. Nisa 16. Cenab-ı Hak bu ayeti celde ayetiyle nesh ederek şöyle buyurdu. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah, eğer Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara Allah'ın dinini tatbik hususunda acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir zümre de bunların azabına, cezalarına şahit olsun. Nur 2. Bakın, acıyacağınız tutmasın.
Nur suresinde rejim ayeti nazil oldu. Önceki celdeyi emreden vahiy bekar zani içindi. Sonra rejim ayeti tilavetten kaldırıldı. Ancak hükmü baki kaldı. Yüzer değnek vurun ibaresine kadar olan kısmı Ebu Davud'a aittir. Kalanı rezin ilave etmiştir. Ebu Davud Hudud 23. Şimdi bu İbrahim Bey'in demesiyle gasnaktır bu. Yukarıdaki anlattığım tüm hadisleri böyle ayet açıklamalı olacak şekilde zipliyor bu. Rarlıyor, sıkıştırıyor. Bakın gayet güzel açıklıyor. Bu arada kadınları evlerine alıp eziyet ediyorsun. Eziyet, eziyet. Eziyet ediyorsun. Bekarlara celde, zanilere yani bekar dullara ya da evli olanlara ne yapıyorsun? Rejim cezası veriyorsun. Ama o rejim cezası tilavetten kaldırılıyor. Nasıl oluyorsa Nur suresi nasıl oluyorsa kaldırılıyor. Yani nasıl oluyor bu? Nasıl kaldırılıyor? Ve Allah ayetle ayeti nasıl neshediyor? O zaman parça pinçik bir şey bu yani, değil mi? Yani şu mantığa ki, göre ki öyle. Yani bildiğin Kur'an aslında bir günlük, adamın ruh haline göre bir günlük, bir bütünlüğü yok ki. Orada şunu yazmış, oradan oraya atlıyor bu buna. Öyle öyle bakamazsın. Açacaksın, olayına göre bakacaksın. Ne anlama geldiğini göreceksin. Tefsirlerini açıp okuyacaksın. Bu yani, bu kadar basit. Onunla onu yaparsan işte Ebabil kuşu olur sana F-35. Ne yapacaksın? İşkembeden sallamak bedava. Ne olacak yani? Beyin bedava. Evet arkadaşlar, bu arada yorumlara bakamamıştım. Son olarak yorumları okuyamadığım için özür dilerim. Son olarak size şeriat isteyen insanlara, ya evet bu rejim tamam belki tatbik edilmez, şu bu olmaz. Şeriatın gelmesine, yani illa bizzat buna göre hüküm elmesine gerek yok. Ben size Sezen Aksu'nun Ünzile şarkısının, daha doğrusu Ünzile eserinin metnini okuyacağım. Aslında bu dinle nasıl insanların bedel ödediğinin gayet açık bir hikayesi karşınızda. Evet. Umarım seslendirebilirim. Bu arada Şebnem Ferah'tan lütfen dinleyin Ünzile'yi. Çok güzel söylemiş. Evet. Ünzile insan dölü. 10 kardeş, 5'i ölü. Büyüdükçe un ufak ve gelir de görücü. İnci gibi dişi, görücü bilir işi. Sövdüğüm ağlar gider, olur hatun kişi. Varmadan 8'ine ergin oldu Ünzile. Hem çocuk hem de kadın, 12'sinde ana. Bir gül, bir gül gibi al ve narin. Bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı Nisa 34. Hiçbir şey sormuyor. Korkar durur gitmez. Köyün en son çitine. İnanır o sınırda dünya bittiğine. Ünzile insan dölü. Bilinmezlere gebe. Sırların minhetini yükleyip de beline. Varmadan 8'ine ergin oldu Ünzile. Hem çocuk hem de kadın, 12'sinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor?
Mihir. Mihir olarak kaç koyun? Başlık parası olarak kaç koyun? Dayaktan uslanalı Nisa 34 hiçbir şey sormuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için evet. Volkan Benian, bilmiyorum, umarım bana söylemiyorsundur. Evet. Bilmiyorum. Hür iradesi nasıl isyan edebilir? Evet arkadaşlar, şu anda yorumlara bakabildim. Rejim konusunu anlatmaya çalıştım. İslam şeriatının yüz karası iğrenç bir şey. İğrenç bir şey. Adem Tokatlı burada mı? Tamam. Evet. Ben şiir şu anda okuyamıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü ben şiiri sevmiyorum. Yani daha doğrusu şöyle. Kısa hikaye benim sevdiğim, kendim üzerinde kendimi geliştirmeye çalıştığım kısım. Kısa hikaye. Rahatsız edici şekilde okudum çünkü acı veriyor bunu. Bu acı veriyor. Bu metin ve bu şeriat hükümlerinin aslında hayatımızın içerisinde ne kadar olduğunun bir açıklaması bu. Yani illa o rejim görüntülerinin karşımızda olmasına gerek yok. Hayatımızın içerisinde. Maalesef. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Asr-ı Saadet döneminden bir kesit anlatmaya çalıştım. Kur'an'ın nasıl aslında mükemmel olmadığını, nasıl ezberlenme safhasında bile nasıl unutulduğunu, eklenmeler yapılmak istendiğini, işte bazı had cezalarının daha önceki kitaplardan alıntılandığını, Kur'an'ın Allah'ı ve peygamberi nasıl daha önceki dinlere baktığını, işte onlara iki kat, yani Müslümanlara iki kat şey verirken, ihsanat verirken, sevap verirken kendilerine Tevrat ve İncil ehillerine tek kat verdiğini. Ya bunları böyle toparlayayım son bitiş kısmı ile alakalı. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, maalesef onların hepsini işlemiş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esenlikler dilerim. Esen kalın. Dinden, imandan ve bu İslamcıların kıvırmalarından en azından akıldan uzak kalmayın da sorgulayın. Öyle diyeyim. Esenlikler dilerim.